Evet, hoca gelince başlayacağız. Hoca bugün Ekrem kendi yaptığı işten biraz bahsedecek. Size ben konuşacağı konuyu grubumuza detayları öğretme süreci öğrettiğini istemem. Ve bunu bir takım videolar ve sunumlar hazırladı koç. Şimdi hazır olduğunda başlayabiliriz. Şeyimiz tamam. Ekibimiz tamam. Detayların öğrenilmesi, öğrenildiğin istenilmesi, antrenörün içerisinde önemli noktalardan bazı şeyler. Sen bu arada koşuk tecrübelerini başka bir süreçle birleştirin. Kısaca ondan bahset istiyorsan koç. Ater performansı bahset. Sonra sen konuna giriş yap lütfen. Tamam. Yani ben bu son milli takımdan ayrıldıktan sonra ya esasında o süreç devam ederken karar vermiştim. Milli takım koçu olduğum dönemde ilk defa çok boş vaktim oldu. Yani maçları seyret vesaire yap. Ama ilk defa kendim ayıracak vakit oldu. Oturup düşünecek, geçmişte ne yaptık, neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık, daha iyi neleri yapabilirdik. Bunları düşünürken gördüm tabii ki yapabileceğimizin en iyisini yapamadık. Yani daha iyi performans alabilirdik herkesten. Bunun sebepleri neydi? Vesaire düşünürken ya ben kendi adıma konuşuyorum. Kararları da öyle verdim zaten. Zamanımın büyük kısmını insanları ana getirmek için harcadığımı gördüm. Yani oyuncu antrenmana geliyor. Herhangi bir sebepten konsantrasyonu yeterli değil. Bir sürü sebebe kafa takıp anda kalamıyor. Anda kalamadığı için ya geçmişi düşünüyor ya geleceği düşünüyor. Orada maksimumunu veremiyor. Bundan dolayı hiçbir zaman alacağımızın en iyisini alamadığımızı, yapabileceklerimizin en iyisini yapamadığımızı gördüm, tespit ettim. Bununla ilgili ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bu süreçte de sürekli yurt dışı seyahatlerim oluyordu. Louisville Üniversitesi ile bayağı çalıştım. Yani 3 yıl arka arkaya gittim. Çok iyi ilişkiler geliştirdim. Hatta dönem dönem sahada görev de verdiler bana. Bu sırada oradaki onların çalışma sistemleri ne yapıyorlar, nasıl oluyor, ekibi nasıl yönetiyorlar, bir performans departmanları var. Bunu nasıl yönetiyorlar, bunu kim yönetiyor, nasıl elementler kullanıyorlar. Bunları gözlemleme şansım oldu ve bunun başındaki performans departmanını yöneten insanla Louisville Üniversitesi'ndeki çok iyi ilişkiler geliştirdim. Çok etkilendim. 3 yıl arka arkaya gittiğim için oyuncuların gelişimini hani kendim de gözlerimle gördüm. Birebir deneyimledim orada. Yaptıkları çalışmalardan aldıkları sonuçlar beni çok etkiledi yani. Yaptığım konuşmalarda da tabii ki genetik faktör var. İyi oyuncu seçiyorlar. Amerika'nın spordaki en iyi takımların okullarından bir tanesi. Yani okulun vitrini eğitimde Amerika'da 150. ama sporda ilk 4 okuldan bir tanesi. Bütün branşlarda çok iyiler. Ve bu benim performans departmanını yöneten tanıştığım arkadaş olduğum insan 26 spor branşındaki kadın erkek bütün oyuncuların performansını organize ediyor. Çeşitli yazılımlar kullanıyor, çeşitli insanlar kullanıyor. İşte performansı bir bütün olarak görmek lazım. Onun tanımıyla bu beden, zihin ve yaptığımız iş spor konusu konuşuyoruz. Bunlardan herhangi bir tanesinin eksik olması performansın maksimumun ortaya çıkmasını engelliyor. Hiçbiri birinden daha önemli değil. Bununla ilgili neler yapabiliriz ve ben bu departmanı federasyonda ikna ederek kadın basketbol milli takımına kurdum. Bu Amerikalıları buraya getirdim. Tina Murray benim danışmanım olarak çalıştı. Hazırlık kampının bir döneminde bizimle beraber oldu. Asistanı bütün süreçte Dünya Kupası bitene kadar bizimle beraber oldu. 5 ay geçirdik. Bunun yapabileceğimiz kısımlarını yaptık. Tabii ki mükemmel bir şey olmadı. Şu anda Tina Murray Sacramento Kings'in performans departmanı başkanı. Bizim milli takımda çalışırken oraya transfer oldu. Orada gördüklerim, oyuncularda gördüğüm ilerleme, benim düşüncelerim vesaire. Bunların hepsini bir bütün haline getirip esasında Tina'nın da bana verdiği bir fikirle
Ater Akademi kurmaya karar verdim. Yani kendi performansını yukarı çıkarmak isteyen insanlara bir içerik hazırlayarak benim yaşadığım tecrübelerden bunlara bir destek olmak için bir plan yaptık. 360 derece performansın etrafını sararak sadece meslek kısmı hariç, çünkü her alandan insana yardım ediyoruz. Yani şirketlere de eğitim veriyoruz, sedanter insanlara da eğitim veriyoruz, öğrencilere de farklı farklı alanlarda sporculara da hizmet veriyoruz. Yani şu anda elimde beraber çalışmalara devam eden işte 4 tane basketbolcu var, bir futbolcu var, 2 yüzücü, bir eskrimci, bir de öğrenci var. Bir de bir şirket var. Yani işin meslek kısmını çıkartıp zihin ve beden kısmını bir araya getirip 360 derece bunun etrafını sarıp bir sistem geliştirdik. İçeriği tamamen benim tecrübelerimden, 2 tane psikoloğum var ekibimde. Bunlara müfredatları yazdırdık. Bir sene falan sürdü yazmak. Yani bayağı çalıştık. Neler öğreteceğiz, neleri konuşacağız, nelerden etkileşim sağlayacağız. İşte bir beslenme uzmanım var, egzersiz eğitmenim var, efendime söyleyeyim nefes eğitmenim var. Bütün bu sistemi de anda kalmak, işte hani günün moda deyimi mindfulness, anda kalmanın önemi, zamanda çok yaşadığım bir sorun, benim canımı çok acıtmış bir sorun. Oyuncuların ve benim hatta kendimin anda kalamaması. O anda verdiğim kararların bir kısmının sonradan yanlış olduğunu görmem. İşte bunların hepsini bir araya getirince, düşününce böyle bir sistem kurdum. Şu anda yani aşağı yukarı 6 aydır falan çalışıyoruz. Gayet de iyi gidiyor. Bugün arkadaşlarımla, katılımcı arkadaşlarla birkaç tecrübemi paylaşmak istiyorum. Onları düşündürmek istiyorum. Koçlukla ilgili. Kendi yaşadığım sorunları, benzerlerini yaşıyor olabileceklerini düşünüyorum. Bunlarla ilgili bir takım ne bileyim fikirler vermek, daha çok düşünmeye sevk etmek istiyorum. Bununla ilgili küçük birkaç şey hazırladım. İnşallah kimse sıkılmadan da paylaşmak istiyorum onları. Becerebilecek miyim bakalım? Deneyeceğim şimdi abi. Bir sunum var küçük. Güzel. Şimdi şöyle küçük bir video ile başlayacağım. Sesi nasıl geliyor bilmiyorum. Videonun sesi geliyor. Gelmiyorsa, yani videoyu oynatacağım. Onun sesi iyi gelmiyorsa lütfen uyarın. Hani bir daha baştan başlatayım. Açayım ne bir şey yapabileceksem. Şöyle. Kabin basıncında bir değişiklik olursa oksijen maskeleri başınızın üstünden otomatik olarak ortaya çıkar. En yakın maskeyi kendinize doğru çekip ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz. Üzerinde bulunan bantları çekerek yüzünüze tam olarak oturtunuz ve normal nefes almaya devam ediniz. Diğer yolculara yardım etmeden önce kendi maskenizi doğru şekilde takınız. Şimdi bu videoyu duyabildiniz mi sesleri? Yani geliyor mu sesim bilmiyorum. Her şey okey. Geliyor, geliyor. Her şey okey. Bu videoyu izlettirmek istedim. Uçakta bile birine yardım edebilmek için önce kendin iyi olman lazım. Yani önce kendine yardım etmen lazım. Kendin sağlıklı olunca başka insanlara yardım edebiliyorsun. Yani koçlukta benim gördüğüm, bizim elimize bir sürü sporcu geliyor, takımlar teslim ediliyor. Altyapıda katılan arkadaşlar hani hangi seviyede koçluk yapıyor şu anda göremiyorum herkesi, bilmiyorum ne kadar insan var. Ama bize gelen insanlar, sporcuların hepsinin hedefleri zirveye çıkmak, bir şey başarmak. Ve bizden yardım istiyorlar esasında. Bizim bunlara yol göstermemiz lazım. Bunu yapabilmek için bizim çok donanımlı olmamız lazım. Yani sürekli kendimizi geliştirmemiz bir konuda değil, her konuda. Basketbol antrenörü bugün gelip geçmişe dönüp baktığımda benim hayatımda hayatıma en çok etki etmiş insanlar basketbol antrenörleri. Bunlardan bir tanesi de sensin Murat abi. Antrenörlüğümü yaptın. İşte Koray abi yani çok sevdiğim bir oyun. İçinde kaldım ve ben şanslıydım da belki. Çok kıymetli, bilgili antrenörlerim oldu. Dolayısıyla bugün hala bir karar verirken hayatımla ilgili Koray abiye bir konuşurum yani. Abi ben böyle bir şey yapıyorum. Ne diyorsun? Fikrini alırım. Yani geçmişe dönüp baktığımızda çok sevdiğimiz bir oyun. Bunu bize öğreten, yol açan insanlar, antrenörler ve benim hayatımda özellikle çok 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 etkilendiğim insanlar. Basketbol antrenörleri. Dolayısıyla bizim elimize gelen sporcuları sadece oyuncu olarak değil, hayata hazırlamak anlamında da, karakterlerini oluşturmak anlamında da görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yani antrenör karakter geliştirir mi? Evet, geliştirir bana göre.
yaptığı antrenmanlarla, yaklaşımlarla, egzersizlerle, toplantıları nasıl yönlendirdiğiyle. Bu karakter geliş işte oyuncunun, sporcunun özgüvenini arttırmayla, konsantrasyonunu arttırmayla, ne bileyim kontrol edebildikleri, edemedikleri neler, kontrol edemediklerinin performansa negatif etki etmesini engellemek için ne yapması lazım vesaire, bu kullandığımız eğitimlerle bir sürü daha şu anda aklıma gelenleri hızlı hızlı paylaşıyorum. Konuda antrenörlerin büyük görevleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi birine yardım etmek için, birini bu konularda geliştirebilmek için bizim hepimizin bu konularda çok donanımlı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani her konuda işte performansla ilgili, hayatla ilgili kendimizi geliştirip bunu modelleyip, uygulayıp sadece böyle yap, böyle yap demekle değil, kendi tavırlarımızla da, davranışlarımızla da bunu uygulayıp sporculara örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani zirveye çıkmak, çok iyi oyuncu olmak isteyen birinin, yani çocuk istiyor ama yollarını bilmiyor. Yani bizim bunlara bu yolları çok doğru şekilde öğretmemiz lazım. Ne zaman ne yapacağız, ne kadar öğreteceğiz, yeni bir şey öğretirken üstüne ne kadar koyacağız, antrenmanı bilinçli olarak nasıl planlayacağız, çalışmaları, maçları, sezonu, süreci, bunu nasıl aktaracağız, işte tavırlarımızı nasıl belirleyeceğiz, stresi nasıl yöneteceğiz. Bunların tamamını bizim kendimizi geliştirip modellememiz lazım. Çünkü benim gördüğüm insanlar çevresinden de etkileniyor. Çevresinde olan şeylerden de, aileden, çevreden, oradan buradan modelliyorlar. Beklentileri de oradan görüyorlar. Dolayısıyla ilk bunu koydum ki bu videoyu. Biraz da arkadaşlara hani böyle bir komik bir şeyle de başlayayım istedim. Ama düşündürmek istedim. Yani birilerine yardım etmek istiyoruz. Yardım edebilmek için önce bizim iyi olmamız lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Kendimize yardım etmemiz lazım ki başkalarına yardım edelim, başkalarına bir şey öğretelim, takımı büyütelim, oyuncuları büyütelim diye bu videoyla başladım. Sonra bunu paylaşmak istiyorum. Oyunculara, bu ünlü bir antrenörün bir sözü. Bu Amerikan futbolunda Bill Belichick, çok etkilendiğim bir adam, takip ediyorum. Yani oyunculara yapması gerektiği şeyleri doğru şekilde yapmayı öğretmezsen, en küçük ayrıntısına kadar, yani ne bileyim ben milli takım çalıştırdım en son, hani oradan bir örnek vereyim. Bunlar A milli takım oyuncusu olmuşlar, ülkenin en iyi oyuncuları. Bunu da biliyordur, bunu da yapar diye tahmin edip, işte burada böyle yapacaksın deyip nasıl yapılacağını en küçük detayına kadar göstermezsen, bu tamamen oyuncunun yorumuna kalıyor. Bildiğini tahmin ediyorsun. O kendi bildiği şekliyle yapıyor. Kötü niyetli değil. Bir şey becermek istiyor. Yapıyor ama kendi bildiği şekliyle yapıyor. O senin istediğin tamam aynısı olmayabilir. Bu konuda da işte biz, yani ben, amacım benim yapacağım sunumda genelde insanları düşündürmek üzerine. Katılımcı arkadaşları. Yani bunu da bilmesi lazım. Bunu ben yani bunu da mı bilmiyor? Bunu bilecek. Hayır abi. Nasıl istiyorsan öğretmek lazım. Yani bir anekdot paylaşayım. Çok önemli bir maç. Olimpiyat elemesi oynamak için oynuyoruz. Türkiye-Rusya 2015 Avrupa Şampiyonası 5.lik maçı. İlk 5'e giren takım olimpiyata gidecek. Rusya hayatında hiç olimpiyat kaçırmamış. Biz Rusya'yı tarihimizde hiç yenememişiz. Böyle bir maç. 2016 Rio Olimpiyatlarından önce. 2015'te ilk 5'e giden takım olimpiyat elemesi oynuyor falan. Maçın çok kritik bir yerine bir mola aldım. Ben genelde molayı anlatırken board'u yere koyarım. Hangi tarafa hücum ediyorsak top bizdeydi, ok çizerim, bu tarafa gidiyoruz. Herkesi görebileceği şekilde doğru yerlere yerleştiririm. Gittiğimiz taraf belli. İşte Ayşe burada, Fatma burada vesaire çizerim. Öyle çizdim. Mola bitti, sahaya gittik. Oyunu Birsel Vardarlı'nın sol eline doğru pick and roll oynaması üzerine planlamıştım. Takım maalesef point guard oyunu Birsel'in sağ eline oynayacak şekilde yerleştirdi. Sadece 10 saniye sürdü. Bundan konuştuğumda abi işte niye böyle yaptın dediğimde abi işte sol sahne fark eder. Sonra ben kendimi eleştirdim. Çünkü ben takıma o sırada çizdim, herkesi yerine koydum. Hiç doğru yaptığımı düşünüyorum işimi ama daha spesifik olabilirdim. Bu pick and roll'ü böyle oynuyoruz. Herkesi böyle yerleştirdim. Çünkü Birsel soluna doğru gittiğinde spacing'imiz böyle olacağı için böyle yapmamız gerekiyor diye anlatmam lazım. Oyuncuların yorumuna bıraktım.
Tamam biz şanslıydık. Hani o maçı kazandık. Olimpiyat elemesi oynama hakkı kazandık uzatmada. O ucunda basket de attık esasında ama tamamen tesadüf. Yani dolayısıyla bu bunu yapıyordur, anlıyordur. Demek bunu da yapsın. Ben söyledim, yapması lazım. Demek yoruma bırakmak doğru olmadığını düşünüyorum. Arkadaşları bu konuda düşündürmek istediğim için koydum. Bununla ilgili de küçük bir klip izleteceğim. Koça bakar mısınız? Koça, lütfen koça bakın. Koça altta. Şimdi burada koç büyük ihtimalle oyunculara diyor ki işte burada koç büyük ihtimalle oyunculara diyor ki kardeşim işte Amerikan futbolunda sahaya böyle çıkılıyor işte o bir banner'ın içini yırtarak biz çok hırslı geliyoruz falan diye bir mesaj vermek için çıkıyorlar. Provası yapılmamış çocuklara demiş ki büyük ihtimalle kardeşim koşacaksınız bunun içinden geçip sahaya öyle çıkacaksınız. Çocukların bazıları önden öbür tarafa geçmeyi düşün. Yani çocukların bunu anlıyor olabildiğini tahmin etti. Tahmin edince çıkan sonuç bu. Yani her şeyin doğru bir şekilde ilerlemesini istiyorsan spesifik olarak en küçük ayrıntısına kadar anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu da yapar, bunu da bilmiyorsa değil, bilmiyor olabilir. Ya da kendi farklı yorumluyor olabilir. Onun mahkemesiyle benimki aynı olmayabilir. Benim dolayısıyla en küçük ayrıntısına kadar kendimi doğru şekilde ifade edip ne istediğimi anlatmam lazım. Şimdi onlar çocuktu. Bunlar doğru anlatmazsan, konsantre etmezsen, görev bölümünü doğru yapmazsan bunlar da büyük. En profesyonel takım, dünyanın en iyi takımları. Lastiği değiştirmeyi unuttular. Büyük ihtimalle bundan dolayı da yarışı kaybettiler. Ferrari bu dünyanın en iyi. Ben bir araştırma yapmıştım. Bizim bu 2014'te EuroLeague şampiyonu olduğumuz sezonun başında bir takımla çalışan bir psikoloğun bir raporu var. O takıma bir rapor vermişti. O takımda bir çalışan bir asistan koç arkadaşım vardı. Benimle paylaşmıştı. Bu psikolog takımı birkaç zaman gözlemledikten sonra takıma kulübe bir rapor veriyor. Diyor ki siz maçın diyor %25'ini 4 kişi oynuyorsunuz. Bu ne demek ya deyin. Yani ben bunu çok düşündüm. Maçın %25'ini 4 kişi oynamak ne demek? Adam sonra bunun altını şöyle dolduruyor. Diyor ki maksimum konsantrasyonda 5 kişi başladığında çeşitli sebeplerden hakeme kızma, kendine kızma, takım arkadaşına kızma, koça kızma, rakibe kızma, salonun ışığına kızma, parkeye kızma vesaire, seyirciye kızmadan dolayı bir sürü farklı uyarandan dolayı insanların konsantrasyonu düşüyor. Ve tekrar aynı konsantrasyon seviyesine çıkmak için kimimiz daha çabuk çıkıyoruz, kimimiz o gün 3 dakikada çıkıyor, kimimiz o maç bir daha hiç çıkamıyor. Siz maçın %25'ini 4 kişi oynuyorsunuz diye o takıma söylüyor. Ben bundan etkilendim. Ulan dedim bu takım böyle oynuyorsa benim takımım nasıl yapıyor acaba? Bir önceki sezon oynadığımız bütün maçları aldım. Yazın bunları baştan seyrettim. Ben yönettim o maçları, takımın içindeydim. Ama o gözle bakmamıştım. O gözle baktığımda şunu gördüm. Bunlar %25, biz %40'ız. Çünkü hoca raporu verirken koçu hesaplamıyor. Oyuncuların yaşadığı durumların tamamını ben de yaşıyorum. Hakeme sinirleniyorum, oyuncuma sinirleniyorum. Bir an konsantrasyonum kayıyor. Bir önceki pozisyonda kendi verdiğim karara sinirleniyorum. Ben böyle bir aptallığı nasıl yaptım diyorum. Bilmem ne diyorum, en üst seviyeden aşağı düşüyor. Yani dolayısıyla biz maçın %40'ı civarında 4 kişi oynadığımızı düşünmeye başladık. Ve bununla ilgili o sene takıma bir çalışmalar yaptım kendi çapımda. Bütün sezonu konsantrasyon üzerine planladık. Sonunda başarılı olduk. Sadece o sebepten olmadık. Ama çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü küçük hatayı elimine edebildik. Daha dikkatli olabildik. Yapabileceğimiz basit hataları ortadan kaldırabileceklerimizi kaldırdığımızı gördüm.
ve çok başarılı olduk. Yani doğru anlatmak, doğru yönetmek, ne istediğini doğru şekilde ifade edebilmek en küçük ayrıntısına kadar. Bununla ilgili zaman iletişimi doğru yapmak, istemek, olmuyorsa bir daha konuşmak, bir daha istemek, bunların çok gerekli ve önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Sonra şunu düşünüyorum. Bir insan bir şeyi neden yapmaz ya da yapamaz? Yani bu antrenmanlarda, maçlarda, orada, burada, normal hayatımızda karşılaştığımız benim en azından bir sürü sorun. Oyuncu antrenmana geliyor, maça geliyor, yapmıyor. Bir insan bir şeyi neden yapmış? Ben bunu çok sorum. Üç tane şey var. Esasında iki tane özüne indirdiğimde. Bir, bilmediği için yapmaz. Yapamaz, bilmiyordur. Bunun için yapmıyorsa, zaten bu kolay. Öğretmek benim görevim. Bizim görevimiz, koçların. Bilmediğini. Ya bir şey yapmasını istiyorsun, yapmıyor. Neden yapmıyor? Ya bilmiyor, ya yapmak istemiyor. Ya da çevresel faktörlerden, takım arkadaşından, rakipten, şundan bundan dolayı yapamıyor. Yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Başka faktörler var. Öğretmek ve diğer faktörleri onun lehine çevirmek yine benim elimde. Ona mücadele edeceğim. Ama bir şey yapmak istemiyorsa en büyük sorun bu. Neden istemiyor onu bulmamız lazım. O da yine iletişime giriyor. Benim yaşadığım en büyük sorunlardan bazıları bunlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Bilmiyorum, hani seslerde gelmiyor, tepki de almıyorum. Yani biri en azından bir alkış malkış yapar yani. Hani... Hocam devam et, gayet güzel gidiyor. Tepki de... Ya bilmiyorum, insanları boğmayayım dedim. Yani kusura bakmayın. Hani ilginizi çekiyor. İşin içinde video ve görsel olduğu için bence gayet güzel gidiyor. İlginç de anlatıyorsun. Sonra soruya vaktimiz olur, merak etme. Şimdi öbür soru. Yetenek mi, efor mu farkı yaratır? Şimdi ben hani neden olmuyor? İşte yeteneğimiz yok. Gerçek mi? Yeteneğin yok mu? Ya da gerekli eforu koymadın mı? Yani yetenek tek başına başarılı olmak için bir takımın, bir sporcunun, bir antrenörün ya da bir takımın başarılı olması için yetenek tek başına yeterli mi? Ben geri dönüp baktığımda kendi oyunculuk döneminden de, işte 30 yıl antrenörlüğüm var. Oyunculuk dönemim o kadar parlak bir oyuncu değildim, 8-10 sene. Ama doğru düzgün bir ortamdaydım, çok kıymetli bir yerdeydim. Bir sürü oyuncu arkadaşım çıktı. Türkiye şampiyonu olmuştuk gençlerde, iyi bir takımdaydım. Çok büyük beklentiler olan oyuncular vardı, büyük yetenekler vardı. Bunların çoğu oyuncu olamadı. Beklentilerine ulaşamadı. Yani ben hayatıma dönüp baktığımda yetenekli olarak tabir ettiğimiz, tanımladığımız bir sürü insanın sonunda potansiyellerinin yakınına, maksimum potansiyellerinin yakınına bile ulaşamadığını gördüm. Ama bunun yanında onun kadar yetenekli olmayan, işte önden onun kadar büyük oyuncu olacağı öngörülmeyen bir sürü insanın da çok iyi yerlere geldiğini gördüm. Bu neden oldu acaba? Yani sadece dış faktörler mi, şans mı? Tabii ki sakatlık vesaireyi ayrı koyuyorum. Yani onları tabii ki değerlendiriyorsunuz yani. Ama yetenek tek başına farkı yaratmaya yetiyor mu? Şimdi bu azim, efor, ısrarla üzerine gitme, grit diye meşhur kavram bu aralar, o da çok popüler. Bu ünlü bir, bununla ilgili kitaplar yazan bir psikolog var. Angela Duckworth. Takip edip merak ediyorsanız bulun, kitaplarını okuyun. Grit diye Türkçe'de olduğunu düşünüyorum. YouTube'da videoları falan var, TED Talks'ta. Çok önemli biri olduğunu düşünüyorum. Onun şöyle bir formülü var. Yetenek çarpı efor beceriyi geliştiriyor. Yani yeteneğin var. Bir konuyu yapabilme, becerebilme yeteneğin var. Ama onunla ilgili çalışıyorsun. Sonunda o beceri haline geliyor. Artık onu çok daha iyi yapar hale geliyor. Yeteneğin var, çalışmazsan omnipotent, ömür boyu potansiyel olarak kalacaksın ama uygulayamayacaksın. Yeteneğin var sadece. Çalışıp üstüne gidip beceri haline getiriyorsun. Sonra beceri, bir şeyi becerebiliyorsun, yapıyorsun. Tekrar çalışarak efor koyup o beceriyle başarılı oluyor. Bu kadının, bu Angela Duckworth'un bir formülü, %100 katılıyor. %100 katılıyor.
Yani yeteneği olup gerekli eforu koymayıp hiçbir yere gelmeyen takımlar, sorunlarını çözmek için uğraşmayan takımlar, bir arada yaşamayı beceremeyen takımlar ya da korkunç yeteneği olup gerekli eforu koymadığı için potansiyeline ulaşamayan oyuncularla dolu geçmiş. Ama biraz önce söylediğimi desteklemek için koymuştum bunu. Ama işte becerisini korkunç bir efora getirip başarılı olan bir sürü insanla da dolu geçmiş. Hatta ben bunların yetenekli olup başarıya ulaşmamış insanlardan, takımlardan daha fazla olduğuna %100 inanıyorum. %100 inanıyorum. Yani çalışma, çok çalışma, çok çalışma ne demek? Yani çok çalışma, herkes çok çalışıyor. Çalışmama diye bir şey yok da. Bilinçli çalışma. Hedef belirleyerek çalışma. Yani ben işe başladım ya, hedef belirleyemiyorsan, hedefin yoksa, nereye gideceğini bilmiyorsan bir şey yapman mümkün değil. Yani tesadüf olacak her şey. Çalışma, bilinçli çalışma. Ben bugünkü çalışmadan hedefim ne? Ne almak istiyorum? Bugün nereye ulaşmak istiyorum? Bugün ulaşamadım. Ulaşamadım neden? Neden ulaşamadım? Yani ben bugün hedefim vardı, bir yere varmak istiyordum o çalışmayla. Beceremedim, yapamadım. Yapamadım ama yani bu benim aşağı çekmesine yapamadım, Allah kahretsin öldüm, ben beceriksizim, beceremiyorum, yeteneksizim, kabiliyetsizim, kötüyüm dememe bir sebep mi? Ben bunun kesinlikle böyle olmadığına inanıyorum. Burada önemli olan bir şeyi başarmak için, benim görüşüm bu. Kardeşim bir plan yapacaksın, hedef belirleyeceksin, günlük, dakikalık, saatlik. Bir şey yapıyorsan hedefinle. Nereye gideceksin? Bu seni nereye gidecek? Nereye götürmek istiyorsun? Gitmek istiyorsun. Bununla ilgili planın ne? Bilinçli olarak yapacaksın. Yapamadıysan da geriye dönüp kendinle yüzleşeceksin. Ben bunu niye yapamadım kardeşim? Gerekli eforumu koymadım. Yanlış yoldan mı gittim? Seçtiğim yol mu yanlıştı? Hedef mi yanlıştı? Bununla yüzleşip eksiğin neyse doğrusunu bulup yarın tekrar gelip onu yapman lazım. Bunu yapmadıkça, bu kafa yapısına olmadıkça sonunda hep sıkıntılar yaşanıyor. Bu da benim geçmişten gördüğüm bir tecrübe. Aşağı yukarı biraz da hızlı konuştum galiba abi. Bence iyi. 10 dakikamız var bu session'ın bitmesine. Tamam. Soru cevabı öbür ikinci bölümde de devam edebiliriz. Nasıl olur istiyorsan. O zaman şunu bitireyim ben hemen hızlı. Tabii. Yani arkadaşları düşündürelim dedim. Herkes görüyor mu ekranı bilmiyorum. Yani bunlarla yüzleştiniz mi? Başarılı olmanızın önündeki en büyük sorunlar neler? Ya da en büyük sorun ne? Bu sorunun listesini yapıp aralarından en önemlisini buldunuz mu? Ya da listeyi yaptınız. Bu sorunların hangisi sizin kontrolünüzde? Kontrolünüzde olmayanlara zaten bir şey yapamayacaksınız. İşte bugüne kadar bir sürü takım çalıştırdık. Bir sürü sorunlarla yaşadık. Hep yani siz de yaşıyorsunuzdur. Ne bileyim ben kendi ilk başladığım zamanı düşünüyorum. Bana ilk takım verdiklerinde Galatasaray kız altyapısında yani iki tane olay yaşadım. Ben hayatımda hiç maç yönetmemiştim. Türkiye Şampiyonası'na bir hafta kala beni İstanbul ikincisi olan küçük kız takımının antrenörü yaptılar. Oyuncuların ailelerin çoğu öbür antrenörün ayrılmasını sinirlenip ya da bir şeyden dolayı bir hafta vardı Türkiye Şampiyonası. Antrenmanlara gelmediler. İlk antrenmanım turnuvadan 4 gün önce 4 oyuncuylaydı. Birini ikna edip 5 kişi yaptık. Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. Sadece 5 oyuncumuz var. Kulüpte lisansları kurcaladık vesaire. İşte Tulu Demirkuş tanırsınız belki, antrenör. Yakın arkadaşım. Onunla beraber kulüpteki bütün lisanslara bakarken çifte lisansları bir arkadaş bulduk. Bir kız. Basketbol, voleybol yazıyor. Annesini aradım. Ya dedim sizin kızınızın lisansı var. Böyle böyle çifte lisans. İşte basketbol. Biz bıraktık voleybola geçtik dedi. Ya işte başlatalım bilmem ne vesaire dil döktüm. Kadın tamam başlasın dedi. Yani antrenman ne zaman bir yollayalım falan. Yok hanımefendi dedim otobüse gelsin. Yarın Türkiye Şampiyonası'na gidiyoruz. 6 oyuncuyla gittik. Yani sorunlar, mücadele, şimdi bunların çoğunu işte öbür oyuncuların gelmesini kontrol edemiyorum ama elimde kontrol edebildiğim bu vardı. Biz orada final oynadık. 6 oyuncuyla. Ondan sonraki sene takımı ben yönettim. Malzeme yok, o yok, bu yok, servis yok.
çoğunu kontrol edemiyorsun ama çare bulman lazım. Ya ben kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Belki bunun bin beterini yaşıyorsunuz. Yani başarılı olmanızı engelleyen sorunlar ne? Bunların hangileri sizin kontrolünüzde? En önemli sorun ne? Ve bunları çözmek için ne yapıyorsunuz? Kendi gelişimin mi, bilgin mi, iletişimin mi, oyuncu seçimin mi, takımını güçlendirmen mi? İşte sayısız sorun yazabilirsiniz. Daha ileri gitmek için, mutlaka bunları çözmek için bir çaba, önce sorunu doğru tespit edip, bunun için doğru bir çaba, doğru bir çaba, bıkmadan, usanmadan doğru bir çaba. Yani sonunda geleceğim soru, soracağım soru şu. Niye antrenörlük yapıyorsunuz? Niye antrenörlük yapıyorsunuz? Şimdi kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Ne bileyim, bir geçen bir seminerde 1000 kişi vardı, 1000'e yakın kişi vardı Abdi İpekçi'de. Bir konuşma yapma şansım olmuştu. Ya paneldi galiba. Oraya katılanlar 1000 kişi, bunun 990'ın büyük kupa kazanamayacak hayatında. Yani kazanamayacak, yok mu gelip dönüp baktığımızda. Peki büyük kupa kazanamamak antrenörlük yapmamıza engel mi? Yani niye yapıyoruz? Birine bir şey öğretmek, bir şey yapmak, bir şey başarmak, bunlar değil mi? Bunları yapmayı nasıl planlıyoruz? Son bu bölüm bitmeden 2 dakikalık bir video daha izleteceğim izin verirseniz. Sonra da bunları da öbür bölümde tartışırız. Okey midir Murat abi? 5,5 dakikamız var tabii ki. Bir deneyeceğim şimdi. Bir yerden açacağım onu. Bakayım nasıl yapacağım. Bir saniye, bir daha screen share. Özür diliyorum ama çok ustalaşamadım kullanmada. Bu Whiplash filmini izlediyseniz, izlemediyseniz izleyin. İzlediyseniz ya benim çok etkileyen, beni çok düşündüren bir film. Oradan bir sahne, bununla ilgili de öbür dönemde konuşuruz koçlukla ilgili. Koç, sesi biraz açabilirsin istiyorsan. Otherwise we're depriving the world of the next Louis Armstrong, the next Charlie Parker. I told you that story about how Charlie Parker became Charlie Parker, right? Joe Jones threw a symbol at his head. Exactly. Parker's a young kid, pretty good on the sax, gets up to play at a cutting session, and he fucks it up. And Jones nearly decapitates him for it. He's laughed off stage. Cries himself to sleep that night. But the next morning, what does he do? He practices. And he practices and he practices with one goal in mind, never to be laughed at again. And a year later, he goes back to the Reno and he steps up on that stage and he plays the best motherfucking solo the world has ever heard. So imagine if Jones had just said, well, that's okay, Charlie. That was all right. Good job. And Charlie thinks to himself, well, shit, I did do a pretty good job. End of story. No bird. That to me is an absolute tragedy. But that's just what the world wants now. I wonder why jazz is dying. Amen. And every Starbucks jazz album just proves my point, really. There are no two words in the English language more harmful than good job. But is there a line? You know, maybe you go too far and you discourage the next Charlie Parker from ever becoming Charlie Parker. No, man, no. Because the next Charlie Parker would never be discouraged. Ya bunu paylaşmak istedim. Sesim geliyor mu? Sesin geliyor. Çok net duyuldu filmde. Tamam. Ben niye açamıyorum ya? Ha, stop pay. Ha, pardon.
Pardon. Bir dahaki bölümde de bunun üzerine soru varsa konuşmak isterim. Yani buna çok önem veriyorum çünkü. Yani bu konuşmanın bizim, bunlar müzik üzerine konuşuyorlar. Filmi izlemeyen arkadaş varsa da tavsiye ederim. Yani ben izlerken moralim çok bozulmuştu. Hatta ağlamaya başlamıştım. Biz bu adam kadar kötü insanlar, kötü koçlar olmadığımızı düşünüyorum. Çok kötü davranıyor öğrencilerine. Ama bir sürü şeyi de doğru öğrettiğini düşünüyorum. Metotları, tartışmayı, çoğumuz yaşıyoruz böyle şeyleri. Sadece müzikten basketbola uyarlarsak zaten ne dediğimi anlayacaksınız. Bunu da bir dahaki dönemde istiyorsanız bir dahaki bağlantıda üzerinde konuşuruz. Benim esasında genel olarak felsefi bakışım, özetin çok hızlı bir özet. Kendini geliştir. Kendi iletişimin çok iyi olsun. Analizleri doğru yap. Kendinle yüzleş. Barış. Yarın gel, hedefleri doğru belirle ve onun üzerinde çalış. İnsanlara yol göster, takımına yol göster. Bununla ileri git. Çalışma yeteneği yener. Benim iddiam da bu. Doğru, bilinçli çalışma. Şimdilik yeterli olacağını düşünüyorum abim. Tamam. Zaten bir dakikanın altında kaldı. Ben toplantıyı kapatıyorum. Zaten herkese linki gönderdim. Hemen öteki toplantıyı açıyorum.